Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 201 miyim? Evet abi. Yok. Şey mi? Ortasındaki mi? Evet abi, orası. Ha, bu mektup. Ben ne düşünüyordum biliyor musun bugün? Ama bu oldu. Her konuda istikamet ehasa vasa mahsus. Her konuda istikamet çok zor. Şey anlatacağım da. Yani vartadan insanı kurtaran bir şey ya. Yani hayatımdaki birikimi söyleyeceğim. Mesela birisini görseniz veya kendiniz. Ondan sonra buraya başlayacağım. Hakikaten ciddi bir hata. Ciddi bir hata yapıyor. Makamından düşer mi bu adam? Külliyat hakikaten sarı ifadeye yanlış yapıyor. Düşer mi Resul? Düşmez abi. Niye? Ya mesela gereken muameleyi yapmıyor. Mesela hata yapıyor. Deniliyor ki bak bu külliyata zıt. Bu külliyata zıt. Yapma yani bu işten vazgeç. Gene yapsa bu düşmez abiler. Hemen. Fakat şöyle geçiyor. Parlak makamını kaybediyor. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi içindeki parlak makamını kaybediyor. Bilmeyerek yapsak düşmüyor da. Mesela niçin söyledim? Böyle piyasada şeyler uçuruluyor. Mesela diyelim ki insan hayat boyu çok iniş çıkışlardan geçiyor. İniyor, çıkıyor, viraj alıyor. Tamam. Bu şeylerde hatasız çok zor ya. Atasız çok zor. Yani ehas havasa mahsus diyor ya her konuda istikamet. Ama biz ne yapacağız? Bil niyet, bil kas, bil cehd, bil gayret. Bil ihlas. Yani niyetimiz bu olacak. Allah yolunu gösterir en sonunda. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür o bil mana. Diyor ki kul hata yapsa bile, kusur yapsa bile, ama niyeti halisse, bilmiyorsa, Allah en sonunda ona doğruyu gösterecek. Yani ama niyeti halis olacak. Şimdi bu hani o hatayı gören kişiye bakan cihetiyle, hani beşeriyet, ubudiyet ciheti var ya. Abi. Harika. Yani niçin, tabi o konu değil de detaylı anlatmak istemiyorum, şey yapmadım. Şimdi gireceğim sizin mektubunuza da. Çünkü insanda üç tane şahsiyet var. Beşeriyeti var, ubudiyeti var, vazifedarlığı var. İşte beraber mutala etmenin güzel bir işte medrese bu biliyor musunuz? Medrese hayat. Devamlı tekrar, tezkir, tezekkür, müzakere, mutala edilmesi lazım ki canlı olalım. Siz değil ben de. Onun için feraset, basiret, dirayet. Her daim, her mesele de olmuyor. Hani peygamberlerde de öyle. Bazı isimlerde inkişaf var, bazı isimlerde inkişaf olmadığı için haşri diyor, icmal etmiş, tafsil etmemiş. Evliyalarda da öyle yani. O isme mazhar, o isme mazhar. Gel nur talebelerine, camiaya, nur camiası. Hakikaten bu adam bu konuda dev. Ama bu konuda tüfeğli, çocuk. Yani o isme onda inkişaf etmemiş. Külli bir külliyata, külli bir nazar, külli bir sahipliği, külli bir aynedarlık, külli bir rehber çok ancak şahs-ı manevide var. İnsan-ı kamilde var yani. Üstad Hazretleri'yle Abdullah abiyle bir münazarası var ya, ziyaretli meselesi, bakış nazarı yani. O gibi. Birisi Malatya'yı bakıyor.
bir kusur görse onun dünyasındaki o Ziyaddin düşer diyor. Evet, bu sonuç bunun için konuşuyorduk. Onun için böyle birbirimizden kusur sadır olmuşsa sırt çevirmeyeceksin, bırakmayacaksın, daha ziyade tutacaksın, bırakmayacaksın. O seni bırakana kadar. Ama derece derece tabii. Ziyaretli mesela. Yani biz kişilerin kemalatına biz bağımızı bağlamamışız. Ölçü şu. Hizmet-i imaniye Kur'aniyeyi ehl-i sünnet dairesinde hizmetkarlığın nispetinde ayağı başımızın üzerindedir diyeceğiz. O kadar. Müsbeti alacağız, menfi bırakacağız. Kastamonu 201. Tamam mı? Peki, ben mi okuyayım? Sen oku Resul. Sen oku, istediğin yerde beraber mutala edelim. Ama sesin birazcık yüksek olsun. Euzubillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben pek katli bir surette bine yakın tecrübelerim neticesinde kat'i kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyordum. Hem oradayken ben burada çok kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyor ki biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı o bereket imiş. Demek ki burada Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde. Yani ne kadar mesela hasta koronadır, ateşte hasta dahi olsa. Mesela ben kendi hayatımda şahidim. Rabbim şahit olsun. Yalana şahit edilmez. Mesela o kadar hasta oluyorsun ki bazen. Cüzünü okuyamıyorsun. Düşün. Yani sırf namazlarını kılabiliyorsun. İşte ayağa kalktın. Masanda kalemle aldın, çalışmaya başladığın zaman nasıl oluyorsa gidiyor. Ya sıfır olmuyor ama muktedir oluyorsun. Risale-i bu taassup ne dersen de ama netice böyle alıyor. Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde ama diyor ki ustad o hizmetin derecesine göre kalbimde. Kalp deyince latife insaniye diyeceğiz. Latife insaniye, kalp. Öyle toptancılık yok. Yani insani duygular. Kalbimde, bedenimde. Niye bedeninde? Ne alakası var Risale-i Nur'la beden, mikrop, hastalıkla alakalı? Artık adımız gibi bilmemiz lazım ki düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şekilde beden çalışıyor. Ekseriyetle. Yani olumsuz devam düşünen bir insanın vücudundaki salgılamaları bezleri böyle müsbet olamaz. Kan hareketleri, nabız olsun işte dimağdaki hani bir sürü tiroid bezleri var, serotonin var, dopamin var, şu var, bu var, bir sürü üreme bezleri, şu tükürük bezleri, her şey ekseriyeti mutlaka düşüncelerimizle paralel yani. Niçin söylüyorum? Risale-i Nur'la meşgul olduğunca bir, kalbimde yani insani değerlere katkı yapıyor. Bedenimde diyor. Dimağımda yani tasavvurum, düşüncelerimde, fikirlerimde. Maişetimde bir inkişaf. Yani geçiminde de bir inkişaf oluyor. Nasıl oluyorsa Allah doyuruyor. Bir inkişaf oluyor. Bir de inbisat oluyor. Çapı genişliyor. Ferahlık ve bereket görüyor. Mesela adamın dünyası Mehmet.
altın olsa, Gülgülistan olsa, garajında Mercedes, kasasında paraları dolu olsa, olumsuz düşünüyorsa bu adam nasıl mutlu olacak? Nasıl olacak yani? Ya ben olumlu düşünmek istiyorum. Ama olumlu düşünmek için de sana gökten paraşütle gelmez. Onun ortamında olmak lazım. O tip insanlarla beraber olacağız. Evet, sonra... Hani şey dedi ya, ferahlık ve bereket görüyorum dedi ya. Şimdi bu ferahlık ve bereket hem kalpte, hem dimağda, hem bedende, hem maşette oluyor ya. Şimdi bereket kalpte, mesela dimağda, işte bedende, maşette bereket yani. Bunlar nasıl olur yani? Mesela ben şöyle biraz şey yaptım. Mesela kalbinde bereket, mesela diyelim ki önceden mana geldiği zaman bir mana geliyordu. Bir sonra iştigalle, yani iştigalin derecesinde, nispetinde abi, yani müteaddit manalara mazhar hocam. Yani bir manaya mukabil, işte berekete mazhar olduğu zaman, hani o çoğalıyor ya abi, onun gibi. Evet. Mesela işte şeyde, dimağında işte tefekkür, yani işte dimağında işte hapsin sağınız olduğu için, o noktada da işte berekete mazhar olmak, beden noktasında berekete mazhar olmak. Maaşet noktasında zaten işte Mithat'ın İsa'da söylüyor. Maaşet noktasında berekete mazhar olduklarını da. Yani böyle dimağda nasıl olur acaba böyle berekete mazhar olmak? Bereket nedir ki? Bereket nedir? Hep geçiştiriyorlar mesela. Bereket nedir? Mesela genel manada düşünüldüğü de... Ha, lugatı nedir? Bereket mi? Bir şeyin çoğalması yani. Bereketten mesela çoğalması. Bak bakalım. Bir bakın bakalım. Lugatınıza bakın. Bak bakalım bereket demiş. Bayram baksın bakalım. Bereket neymiş? Bereket, bolluk, çokluk. Bolluk, çokluk. Bir şeyin adedinle çoğalması değil. O sonra ikinci. Başka? Peki biz de ne anlarız? O bereket nedir? Abi buradaki şeye göre mi yani? Yok. Genel. Bereket. Çünkü hayatın içini doldurmak değil mi? Yani harika. Hayatın vazifeleri ne diyor? Hakikati, mahiyeti, sureti, hikmeti. Bunları zikrediyor. Bunları doldurabilirsen hayatın bereketleniyor. Abi. Bak şimdi abiler. Allah sanatına maşallah, hikmetine barekallah denilir. Hikmetine barekallah denilir ya. Barek. Bereket. Hep bundan. Yani artık insan o hikmet ehli oldu mu? Hikmet, bereket, barik. Şeyle hep o kökten mazar olunuyor. Mesela mana akar. Kalbine ferahlık iner. Mesela diyor ki yetedariyusunehu. Sabah ve ikindiden sonra daire ders yapıyoruz ya sırayı. Orada sekinet iner diyor. Sekine var ya Hizbullah Kaykinuriye'de. Sekinet okunduğu zaman sekinet iniyor. Sen onu 100.000 ilaçta yapamazsın. O sekineti. Baklava yesen de olmaz. Bir inşirah oluyor, bir genişleme oluyor içinde böyle. Bir bast oluyor, bir kabst oluyor. Günahlar bast yani, basıyor yani, basıyorlar adamı. Mesela diyor ki, bu kadar ders dinliyoruz diyor. Hasan, ustadın avukatı kimdi? Ahmet Feyzi abi değil mi? Ankara'da sormuşlar, ustadım, abi demişler. Çok garibime gidiyor da cevabım. Bu kadar okuyorum. Niye anlamıyorum yani? Anlıyorum lügatımı ama bende bir şey yok. Metni anlıyorsun. Metni anlıyorsun. Ama bir şey haz yok ya. Ne namazımdan, ne derse gitmekten, ne ders dinlemekten. Bir haz alamıyorum diyor. Ne demiş biliyor musunuz? Haram yeme kardeşim demiş. Bak. Bereket yok. Aynadarlık yok. Geçiş yok. Mesela insan bir berzahtır. Komplesi. Ama 4 tane sistemini ben anladığım kadarıyla yapayım. Şurada var. Mesela bak burada var. Mesela bereket iş yapacak. Bedenin abdesti nedir? Necasetten, gusül vesaireden temizlenmek.
Bedenin abdesti bu. Aklın abdesti nedir? Cehaletten sıyrılıp ilme mazhar olmaktır. Vicdanın abdesti, beşeriyetten insan olmanın yolu elhubbu fillah vel buzu fillah, tarafkirliğin belli olacak. Beşeriyetten sıyrılıp insan olmak için tarafkir olmak. Taraf. Artık kafadaki o serbest bölge serbest değil. Tarafkirdir. Kalbin abdesti nedir? Küfrü reddederek imanı almak. Abdest bu. Yani vicdanın abdesti neydi? Beşeriyeti bırakıp insanlığı almak. Aklın abdesti neydi? Cehaleti bırakıp ilmi almak. Bedenin abdesti neydi? Pisliği bırakıp temizlenmek. Ruhun abdesti nedir? Ademi, günahları terk, vücuda doğmak. Vücut olmak. Enenin abdesti neydi? Sır insanı mazhar. Bunlar hepsi berekettir. Barakallah. Ne yapıyor? İnsan geçiştir. Bakın arkadaşlar, cehaletle ilim arasında bir berzah ya. Yani tecelliye, sebepsiz tecelliye mazhar olmak. Bereket. Mesela şöyle diyeyim size. Sizdeki şu huzur var ya. Şimdi eczaneye gitsen desen ki kardeşim, böyle bir huzuru temin edecek bana bir ilaç var mı? Yok. Sizdeki bu huzuru garajında arabası, denizinde yatı, katı evinde yatı katı olan da hep olmuyor. Ya bunlarla olmuyor. Bereket başka bir şey işte. Bereket aynı zamanda onaylanmaktır. Mazhar olmaktır. İfadelenmektir yani. Cenab-ı Hak kendisini burada tecelliye mazhar. Bereket bu. Bu manada. Sonra bereket, ferahlık görüyorum diyor. Ferahlık, ferahlığı söyleyeyim ondan sonra Mehmet seni şey yapayım. Ferahlık, Allah'ın icraatından memnun olmak. Buna nefsin mertebesi, nefs emmareden sıyrılıyor. Nefsi, sonra bir üstü nedir emmareden? Levame. Muhime, mutmaine. Ferahlık şu, Allah'ın senin hakkındaki hastalık dahi olsa, kanser dahi olsa, icraatında memnun olmak. Allah'tan memnun olmak. Çok acayip bir şey ya. Allah'tan sen memnun değil ki, itiraz ediyor devamlı. Efendim Mehmet, şimdi seni çek. Şimdi abi burada sıralama birinci derecede kalbi aldı burada. Evet. Sonra işte böyle sıraladı böyle. Aha. Şimdi o kafama takıldı da şimdi ona bakmak istedim. Yani neden birinci derecede kalbi aldı diye. Şurada Asay-ı Musa'da başka yerlerde de var da şurada şöyle diyor abi. Her insanın kalp mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz nevi beşer dairesinden tut tazi hayat ve dünya dairesine kadar evet, birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir fakat en küçük, en büyük, emniyetli daimi vazifeler var diyor. Evet. Yani en küçük daire kalp diyor ama en büyük vazife daire burada. Meyler ama insanı yani ne kadar meşgul eden, yani alakadar, yani kainat alakadarsın ya. İşte bu çoklukta işte insan ya boğuluyor bu, yani. Bu cemiyette, kesrette boğuluyor o. Evet. Boğulmayacak. YouTube'larda, videolarda işin olmayacak. Boğuyor, boğuyor. Kalbi ve ruhu boğuyor. Olmayacak kardeşim. Müsbet dahi olsa asude ve sade hayat yaşayacağız. Bak şey, Barla'nın en son mektubu ne biliyor musunuz Barla'nın? Üniversite talebesi çocuk olur mu? Ustadın diyeni vardı, Fuat. Abdülmecid abinin oğlu. Üniversiteye gitmiş. İlk senesi mi ne? Öldü. Adeta ustad diyor ki buna sen sebep oldun diyor. Babasına, Barla'ya Çıngür'ün. Çünkü diyor, şimdiki tarz hayat bize yaramaz diyor. Ehl-i Beyt ya ustad. Şimdiki tarz hayat bize yaramaz diyor. Orada ne diyeceğim? Orada bizde diyor, bize sade, asude, gülü kuştan azade bir hayat ta kanaat etmemiz lazımdı diyor. İşte bu konuştuklarımızı aşağıdaki paragrafta izah ediyor. Gidelim. Ben biraz devam edeyim o zaman. Sen o hastamını da hani sadece Emin abinin hayatından söyle ya.
şahit olarak şurada diyor bana. Bu havariyin kardeş şakirtler herkes cüz'i külli hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki Risale-i çalıştığımız zaman hem rızkımızda bereket ve suhulet hem kalbimizde bir inşirah ve ferah zahirin hissediyoruz. Ez cümle. Yani emin. Kendimi itiraf ediyorum ki Risale-i Nur dairesine girmezden evvel bütün sene çalışırım. Risale-i Nur dairesine girdim. Senede 3-4 ay kadar ancak çalışabildiğim halde evvelkinden daha müferrah ve daha mesut bir halde yaşamaklığım %100 Risale-i Nur hizmetinin bereketiyle olduğuna hiç şüphem yok diyor. Şöyle bir tabir var abi. Ama şöyle peki deseler ne yapar, ne diyeceksiniz? Tamam da mı falan mı? Evde iki tane ekmek yok, bir ekmek var. Risale okunca karnı mı doyuyor? Araban yok. Tamam da yani karnınız mı doyuyor dese ne diyeceksiniz? Nasıl bereket yani? İki tane ekmek, üç tane mi oluyor? Kanaat ediyor. Kanaat ne yapıyor peki? He? İhtiyacı azalıyor. Harika. Mesela zenginlik nedir? Tarifini bilmiyoruz. Zenginlik mal çokluğu değil, sahiplilik çokluğu değil. Talep azlığıdır. Fakirlik nedir? Mal yokluğu değil, talep çokluğudur. Sapancı ve Koçtay olsa mevcut servetine göre öyle hedefleri var ki o hedefe göre mevcut serveti fakir etmiş gene, fakir. Yani zenginlik, fakirlik meselesi. Bak görüyor musun? Talep azlığı. Mesela neyi talep ediyorsun? Onun fakirisin. Neyi muhatap olmadın? Onun zenginisin. Onun tesirinden çıktın. YouTube'lara muhatap olmuyorsun. İhtiyaç hissetmiyorsun. İhtiyaç hissetmemen için o hissiyatını bir yere bağlaman lazım. Kuru kuru ben seyretmeyeceğim, ben bakmayacağım, girmeyeceğim de muvaffak olamazsınız. Mümkün değil. Çocuğa onu oynama, bunu yapma, oraya bakma, yapma, yapma. Ne yapacak? Bir şey göster. Alternatif göster. Dersleri gidecek. Şimdi biraz gidelim mi? Aşağısı çok önemli. İmam-ı Şafii'den radiyallahu anh rivayet var ki, bak bunu şey yapıyor. Bereketi. Halis talebe-i ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Hızır abi bize bunu yaparken şöyle bir çok şeydi, nükteli konuşurdu. Ne diyordu Mehmet ha? Ya da akılda kaldırıyor da işte yani bir talebenin hani böyle duyunca kefalet şeyini duyunca bir şey talep etmemiş yani yemek getirmişler herhalde o mu? Yok. Diyor ki İmam Şafii diyor ki talebi ulumun rızkına kefilim dedi. Ama dedi talebi dolum olursanız dedi rızkınıza kefil değildir. Talebi dolum. Dolum var ya. Talebi dolum. Talebi ulum ilim talebesini Allah esbapsız koruyor. Onda esbaplı esmaların dışında talebi uluma esbapsız tecelli oluyor. Mesela Çam Dağı'nda ağacın dalına ekmeğin bulunması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir taamda 300 kişinin yemesi. Hulusi abi giderken yağmurda Risale-i Nur'u götürdüğü için ıslanmaması. Mesela herkes kendi hayatında esbab itibariyle burada olmaması gerekirken veya şunlar şunlar olmaması gerekirken olması. Mesela Mehmet'e söyleyeyim. Mehmet'in mazar oldu esbapsız. Çok zengin var pazarda. Çok. Ve nur talebelerinde dev insanlar da var. Ama 3 katlı bina, medresi buna nasip olması. Esbab alemi de olmaması lazım. Belki o derse gelen zenginlerin 5 kuruşu da yoktu belki de. Varsa da şeysiz. Anlıyor musun? Öyle insan var ki, öyle insan biliyorum ki. Çevremizde nur talebesi dev adam ekonomide. Arnavutköy'e başladık başlayalı belki de 2 defa mı ne aradı? Aramıyor. Belki bir vazife. Yani sohbet ederdik eskiden. Yani
esbapsız tecelliler oluyor. Ama insan bunu anlayamıyor. Kendini malik zannediyor. Çok tuhaf. Bak İmam-ı Şafii diyor ki, halis talebi ulumun rızkına ben kefilim. Tamam, nasıl yapacak Allah? Esbapsız yapıyor. Demiş, çünkü diyor, niye? Rızıklarında vusat ve bereket olur. Vusat, mesela ekmek içeri soktun. Adamda doyum yok. Şamandırası bozuk. Doymak diye bir hissi yok. Ne koyarsan koy içine. Adam bir iki lokma yiyor besmele ile. Doyma hissi geliyor. Allah da çoğaltıyor. Bir şahit değil ki içeride neler oluyor. Diyor ki İmam-ı Şafii, halis talebi ulumun rızkına ben kefalet edebilirim. Niye? Çünkü rızıklarında bir vusat ve bereket olur. Bir vusat derken, yani dünyadaki rızıklarının dışında ötelerden de besliyor. Mesela ben bir şey geçmiş de başımda, onu anlatmak için söyledim. Diyor ki, rızıklarına vusat ve bereket olur. Vusat böyle işte. Ummadığın tarzda. Mesela gidiyorsunuz bir şeye, derse, bakıyorsun ki hakikaten açsın yani, çok uzaktan gelmişsin. Ya falan falan, bakıyorsun Allah ikram ediyor, ettiriyor onun eliyle. Madem hakikat budur, madem halis talebi ulum unvanına Risale-i şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler. Elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil. Açlık, tamam. Kaht ne? Yokluk. Neyin yokluğu biliyor musunuz? Varlığın yokluğu değil. İhtiyacın yokluğu değil. Talebin çokluğu. Kaht bu. Kıtlık bu. Kıtlık bu. Yani açlık ve kahta mukabil. Yani talebin, talep ettiğimizin yoklukları. Ne kadar fakirsin? Ne kadar talebin varsa. Ne kadar zenginsin? Talebin azlığı kadar. Risale-i Nur hizmetini bırakmak. Risale-i Nur hizmetini bırakmak, zarureti maişet özrüyle maişet peşine koşmak yerine en iyi çare şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmaktır. Anlatmıyor yani niye? Neyse biraz anlat o kadar. Ya kardeşim, dünya senin olsa, içinde cehennem varsa ne yapacaksın? Mektubat 288'de diyor ya, cennete girecek demiyor, cehenneme girecek demiyor. Cehenneme gitmeden diyor, tamam anladık buraya kadar, cehenneme gider diyor. Cehenneme gitmeden cehenneme nasıl gider? Burada. Cennet, cehennem burada. Sureti burada kesinlikle. Mesela Allah verdi. Genel söylüyor. Allah verdi. Vermeyi vermedi. Allah belanı verdi. Allah verdi. Vermeyi de verdiyse vermekten daha fazla verdi. Bu çok önemli. Allah verdi. Verdi. Zannediyorsunuz ki nimettir. Eğer onunla beraber vermeyi vermişse Allah verdi. Hakikaten verdi. Eğer Allah verdi, vermeyi vermemişse belayı verdi. Beladır o. Beladır bir. Çok korkunç bir beladır. Altına kimse kalkamaz. Bunların lümineleri mesela Karun, Belam bin Bahura, değil mi? Böyle İslam'da, Risale şeyde bayağı böyle öne çıkmış şahsiyetler var. Mesela Ebu Cehil. Vermiş, vermeyi vermemiş. Karun mesela. Vermeyi vermemiş. Sen, ya Musa diyor, senin Rabbin mi yaptı diyor, ben yaptım diyor. Demek ki Risale-i Nur bize neyi veriyor? Bir, şükür veriyor. İki, kanaat veriyor. Kanaat, el kanaatün kenzun la ifna. Kanaat tükenmez bir hazinedir diyor. Kanaat işte talep aslığı. Mesela mektubatlı var mı yalnızda? O şükür tarif ediyor.
Şükrün nikyası şudur diyor. Tahir okur musun abi? Hadi neredeydi? Sol tarafta en üst sayfada. Şükür Risalesi kaçtı? Kaçıncı mektuptu? 21. mektup muydu acaba? 28. Kaçıncı Risale? 5. 5. Bir sayfa değil, ikinci sayfa. Bir arkanın en üstü. Okuyayım mı? Oku abi, şükrün. Şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. 4 tane bak. Al. Şükür neymiş? Şükür mikyası. Şükür var mı yok mu bizde? 1. Kanaattir. Kanaattir. Yani Allah'ım ben niye kanaat biliyor musun? Dünyada niçin bulunuyor, ne kadar bulunacağını biliyor. Öyle diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada kalacağınız kadar, ahirette bulunacağınız kadar ömrünüzü, rızkınızı tevzi edin, tanzim edin, bölün. Ömrünü de, rızkını da. Dünyada ne kadar kalacaksın? Ahirette ne kadar bulunacaksın? Ona göre bir insanda kanaat ömrünü, nimetleri taksim eder. Nereye? Her şey değeri kadar. Demek ki şükrün nikâsı bir, kanaattır. Yani her şey hakkı kadar değer veriyor. Sonra? İktisattır. İktisattır. İktisat cimrilik değildir. Bir evde en genel söylüyorum, en zirve, kavgaların sebebi en temelde bir tanesi erkekten, cimrilikten kaynaklanır. Kadınlarda da aşırı kıskançlıktan kaynaklanır. Yani çok berbat eder, cehenneme çevirir o evi. Erkeğin cimrisi hiç yakışmıyor. Cimri pinti oluyor. Kadının da her şeyi kıskanıyor. O da yaşanmaz hale getiriyor. Demek ki şükrün mikyası bir, kanaattır. İktisattır. Üç, rızadır. Rıza yani Allah'ın payına razı olmak. Allah bana bu kadar hisse verdi. Bana niye onları vermedi? Var ya kaderi sarısında. O minare kadar verdi. Allah'tan razı olmak var, razı. O kadar büyük acayip bir şey ki şey yapamıyorum, keyif alınan bir şey. Ya Rabbi diyebilmek yani. Allah'ım senden razıyım ben. Bunu diyebilmek var ya. Ya ne demek o? Yani Allah'ın insan razı olmaz mı falan bir zata dedim ya. Cenazeye gidiyorum. Cenazeye konuşmacı da herhalde beni yapacaklar. Giderken izli Çaylı'da aldım adamı şeyi. Senoza gidiyorum. Ciddi bir hocanın cenazesine gidiyorum. Aldım birisini. Yaşlı birisini arkaya koydum. Yolda o da oraya gidiyor. Nereye gidiyorsun Emice dedim. Cuma cenazeye gidiyorum. İyi. Dedim ki Emice bir şey sorabilir miyim dedim. Sor dedi. Yaşlı sertçe konuş. Bastonu da var. Allah ile Allah'tan razı mısın dedim. Ne diyor tamam. Ne dedim. Dedim ki ben adam bastonu vurur arkamdan. Ya böyle ya Allah'tan razıysa Allah'tan kork dedi ya. İnsan Allah'tan razı olmaz mı? Ondan sonra hiç ses yapmadım. Akıllı adam. Sen ne? Sen bunlar neyi demek istedin dedi. Dedim ki hastalığından, dertlerinden, rastladığın olumsuzluklardan şikayet ediyor musun Ahmet'e Mehmet'e Allah'ı? Başıma bu geldi, bu şöyle oldu böyle. Hep Allah şikayet ediyor musun kullara? Ha. Oğlum dedi, iyi bir şey söyledin. Etmiyorum çok şükür dedi. Hah, Allah'tan razısın. Demek ki şükrün mikyası kanaattır, iktisattır, rızadır. Memnuniyettir. Mesela Resul iyi ki beni yarattı, iyi ki bu nimeti verdi diye biliyorsa he Barış, iyi ki yarattı. Derdim çok ama derman, şu neredesinize baksana, Allah elinize Risale vermiş. Adama imam vermemiş. Yani nasip olmamış Avrupa'da vesaire. İmam vermemiş. Adama imam vermiş. Bidatlarla şey yapıyor. Adam imam vermiş. Şirklerde yüzülüyor. Adama vermiş de vermiş ama vermeyi vermemiş. Altında ezilmiş. Ya çok şükür. Ne kadar şükretsek az yani. Müslümanlar olarak söylüyorum. Yani nur talebeleri olarak. Ne kadar şükretsek az ya.
Allah var, problem yok ki ya. Son bir şey söylemek istiyorum, manada geçin. Allah'ın bu dünyada yaşarken bir kuluna vereceği en büyük nimet şudur. Bana Allah ve ahirette ümitli yaşamak. Onun kadar bahtiyar, mutlu, Allah'ın ihsan ve lütfuna mazhar bir insanı düşünemiyor. Bir daha, Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak. Abi şükürsüzlüğün mizanı. Şükürsüzlüğün mizanı neymiş? Şimdi bu bir de tersten bakalım. Bu neydi biraz önce? Az önce şükrün mikyasıydı. Şükür varsa, şimdi yoksa. Şükür mizanı. Bir, hırstır. Hırstır. İsraftır. İsraftır. Hürmetsizliktir. Hürmetsizliktir. Haram, helal demeyip rastgeleni yemek. Yemek. Hürmetsizlik de biliyor musun? Atıp onu beğenmemek, bir de onu almak, onu almak, onu almak, onu da almak, onu da almak. Hürmet etmiyor değil mi? Hürmet, hürmet o. Anlam bitti. Demek ki o da dörttür. Şükürsüzlük neydi abi? İsraf mıydı? Birincisi hırs abi. Hırs. Hırstır. İkincisi israftır. İsraftır. Üç, hürmetsizliktir. Hürmetsizlik. Dört, haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Vay be. Orada dört tane sende ya. Dört. Nazm-ı mani var aynı. Yazılabilir ha. Şimdi yazmak şey mi? Yapalım mı? Kanaat hırs geliyor. Eğer çevirirseniz yazarız. Dur bir dakika. Şuraya yazayım dur. O çok önemli. Yazayım abi. Bakayım çevirebilecek mi? Çevirsek iyi olur ha. Tamam. Şöyle. Ha şöyle çevirelim. Hiçbir şey çevirmeden götür oraya. Götür. Şöyle götür. Götür. İnşallah Nabutköy taşınıyor. Götür dön. Götür geç şöyle. Geç. Arnavutköy büyük yerimiz olunca Allah nasip ederse az kaldı. Ramazan'a gidiyoruz. Duya böyle diye Resul geçirsene. Dua yerine geçti. Allah verdi büyük yer. Aha bak verdi. Verdi işi. Allah verir ya. Niye vermesin? Allah haşa cimri değil ki ya. Allah cömerttir. Ya bir şükrün mikyası. Dur şuraya yapalım. Mikyası. Oo, bu artık Fatiha'sına gitti. Neydi abim? Kanaattır. İktisattır. İktisattır. Rızadır. Memnuniyettir. Şimdi nazm-ı mani yapacağız şimdi buna. Kardeşler orada görüyor mu? Görüyordur herhalde. Şimdi nazm-ı mani itibariyle şöyle yapayım. Söyle misin ilk? Evet. İsraf mıydı? Şükürsüzlüğün mizanı hırstır. Hırs. İkincisi israftır. Yanlış yazdımsa söyleyin. Hırstır, israftır. Hürmetsizliktir. Hürmettir. Haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Rastgeleni yemektir. Şimdi bunu da şöyle yapacağım. Mizanı. Şunlar. Şimdi nazm-ı mani demek ki kanaat hırsın hırs doğru mu yazdım? Yani hırsa karşı kanaat. Hırsa karşı kanaat. İktisada karşı israfa karşı. İktisat. İsrafa karşı iktisat.
hürmetsizliğe karşı rıza, haram helal şey ondan niye düşen adam haram helal demeyip yiyor? Memnuniyetsiz olduğunda. Haram helala niye düşüyor? Haram helala niye düşüyor? Memnun değil Allah'ın icraatına. Mevcuda kifayet etmiyor. Yani. Mevcuda kifayet etmiyor. Evet. Mesela hürmetsizlik ediyor. Niye? Rıza etmediği için. Bak birbirine geçişti. Razı olmadı. Şükürsüzlüğün burası. Şükrün ölçüsü. Hakikaten ya nasıl maniye göre ne kadar doğru ya. Çok, değil mi? Ne kadar acayip. Allah Allah. Az önceki abi okuduğum paragraf da çok güzel buraya şahit. Hangi paragraf? Elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zarureti maişet özrüyle maişet peşinde koşmak yerine en iyi çare şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine sarılmaktır diyor. Evet. Acayip oluyor. Hatta başka bir yerde ya bizim her derdimize derman olan diyor. Yani hatta bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Risale-i Nur'la meşgul olanı da ya yok ya da pek azdır diyor. Evet. Mesela 1980'de Sümbül Efendi kalırken dershanede yalan anlatmıyorum. Ekmek kaç paraysa fırına giderdik böyle çuvalla. 30, 37, 30, 40 kişiydik. İki günlük ekmeği alırdık. Veya bir günlük. Yarı fiyatına. 1 liraysa 50 kuruş. Bayat oluyordu. Günde dershanede bir tane şey çıkardı. Ya mercimek çorbası, ya taze fasulye, ya patates yemeği vesaire. Bir şey anlatacağım. Mercimek çorbası o kadar sulu olurdu ki o bayat ekmeği önümüze attığımız zaman büyük tepsiyle karşıki sahile gitmeden kaşıkla yakalıyorduk orada. Yine mübalağasız. Karşıki sahile geçmesin diye büyük şey yap, kap. Mercimekte. Ve çok mutluyduk ya. Hiç hatırımıza gelmezdi. İktisat Risalesi'ne yani iktisat vasıtasıyla diyor Cenab-ı Hak bir gendağının baklavadan aldığı lezzeti evet ya. Bir fakire kuru ekmekten verirdi. Acayip bir şey. O kuru ekmeği atardık böyle. Çünkü bir ekmekten fazla yiyemezsin. Çünkü üstad Risale'de bir ekmek vermiş vakıflara. Ben iki ekmek yiyeceğim yok. Tayinat bir tanedir. Günde bir ekmek. Ona göre Furkan. İki ekmek hakkın yok. Niye Furkan? Yani yeni geldi diyeyim yani. Bir ekmek hakkı var. Ama biz ekmeğimizi şey yapardık. Mesela ufak zayıf olanlar ötekilere verdi. Hakikaten bir ekmek vermiş. Şaka bir tarafı. Usta tayinatını vakıflara her Ramazan'da bir ekmek üzerine koyuyor. Katık vermiyor, bir ekmek veriyor. Hakikaten o çorbaya attığımız zaman inan o kadar soluydu ki geçerdi karşıya böyle. Ama onun gibi hayat 1980. Biraz devam edeyim. Biraz da şu mektubu bitirip kapatalım. Mektubatta da ki tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki hiçbir şeyle değişilmezdir. Vay be. Ne? Tevekkül? Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki bak, hiçbir şeyle değişilmez. Tevekkül, evellemek demektir. Tevekkül. Yani miskin miskin oturmak değil. Tevekkül, evellemek ne demek? Allah canibinde kudretin azameti altında bakıp ve düşünmek. Allah'ın nazarıyla düşünmek. Tevekkül. Vekil yapmak ya. Şey diyebilir miyiz abi de mesela hani kanaat burada 3 tane saydı. Kanaat, iktisat, tevekkül dedi ya. Şimdi orada iktisat, kanaat var. O zaman tevekkül o ikisini tazammı ediyor diyebilir miyiz abi? Rıza ve memnuniyeti. Evet aynen öyle. O da evet şey yaparsak içerisi. Evet her tarafta bu derdi maişet herkesi sarsıyor. Şimdi de öyle değil. Geçinemiyoruz ben onunla. Neyi geçinemiyorsun ya? Neyi geçinemiyorsun ya? Külümen yalan. Biz İsrafa alışmışız. Her tarafta bu derdi maşet herkesi sarsmış. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de kendini mazur bilir. Zarurettir ne yapalım der. Derslere gelmez, kitap okumaz. Tamam, ne yapalım? Geçim derdi diye. Derslere gelmez, kitap okumaz. Murat Bursa ne demişti geçin ya? Çok hoşuma gitti. Nasıl demişti? Ha,
Adam yaşar yaşar yaşar, mal biriktirir, biriktirir, biriktirir. Aklı başına girer ama dönüp de nasıl artık yeniden başlayacak bu kitap okumaya, derslere gitmeye falan. Artık ruhu, aklı, bedeni müsait değil. Yola geldim lakin göçmüş. Kitap okumaya takatım kalmamış. Öyle. Ağlayıp nalan edip düştüm yola. Tena garip, dide giryan, sine biryan, akıl haryan bir haber. Yola geldim lakin okuyacak takatım kalmamış. Yola geldim ama takat yok. Geçmiş olsun. Artık ezeli ve ebedi hayatı böyle yaptım, bitti. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve... Diyor ki, demek ki Risale-i Nur şakirtleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine Risale-i Nur'la mukabele etmeli. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu mektup buraya konmuş. Bu önümüzde de var ha böyle kıtlık. Allah-u Alem. Maideti Kur'an'da var. Acayip bir kıtlık var. Dünya yüzünde. Çok ciddi bir kıtlık var. Bu o zaman daha kullanılacak. Zaten gide gide daralıyor yani iş. Yani esbab noktasında da öyle. Su kaynakları, madenler, zalimlerin bozmaları. Mesela genetiği, maddi şeyin, tohumların genetiğin bozmaları. Çok acayip bir şeye, şeye gidiyor. Ama beşer fetva verdi tabii. Her şakirtin vazifesi. Ne yapacağız? Vazifemiz ne? Şakirt. Yalnız kendi imanını kurtarmak değil, başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. Nasıl yapacağım peki onu? O da hizmeti ciddi devam ile olur. Mesela bir insan niye bıkar? Niye bedbin olur? Uyuşuk olur, asız olur, isteksiz olur, okuyamaz, kılamaz, gidemez, of derse mi gideyim? Niye olur böyle sizce? Gaye ayar yok. Gaye ayar yok. Başka? Şey Yusuf sen bir şey demiyorsun abi. Niye olur abi? Niye böyle bedbin olur bu adam? Sen kendi dünyadan düşün. Böyle derse gidemem, okuyamam, canım istemiyor falan. Oldu ya eskide, şimdi yok da. Niye olmuştur? He? Tembellik. Gayrisi. Ben... Gaflet vermiş. Gaflet başka? Tembellik tamamı. Tembel. Başkan ne dersiniz abi? Kesretin onun dünyası. Kesretin boğması. Çok güzel. Başka? Abi nemanların başında değil mi? Günahlar, nefret kenarına uzaklaşıyor. Ha, günahlar. Harika. Başka? Kendine yatırım yapmıyor. Ek yapmayınca hal olmaz. Bir insan niye canlıdır derslerde? Her hayatında niye canlıdır? Ek yapıyor demektir. Kendisine ek yapıyor. Kendine yatırım yapıyor. O da nasıl? İşte biraz önce anlattıklarımız hepsi. Haramdan kurtulursa, glukuştan, kesretten, şeyden. Kendine yatırım yapan canlı olur. İşte usta. Veya ona benzeyenler. Haram yatırım yapmaya engelliyor. Evet. Yani kendine yatırım şu arkadaşlar. Kendine zaman ayırıp da okumak var ya, tetubat yapmak, tezekkür etmek. Ders çalışmak. Bayağı böyle ilkokul, ortaokul, liseye gider gibi ders çalışmak. Ama ne yapmışız? Yazmayı yazıcılara bıraktık. Okumayı da okuyuculara. Tembellik mesleğini biz aldık. Dinleme. Dersi 45 dakika dinleriz. Bir 50 dakika da olsa mayışız. Ders bittikten sonra sanki peynir bıçakla keser gibi hiç alakasız. Dersin konusuyla hiç alakası yok. Araba ne oldu ya? Dolar ne oldu? Şu ne oldu? Nasıl yeme geçebildin oraya? Ha ders bitiyor şu meydanda. Perşembe günü ders bitiyor. Dersin mutala ve muzakeresi devam etmesi lazım da yani. Bir taş yuvarlansa yavaştan ama pat diye durmuyor. Ya bu dersten çıktık ya. Bu halet yok muydu? Bu halet vardı. Nasıl hemen zıttına döndü ya? Abi tavafı kötü okuyayım ya bu diğer. O kısa alacak ama. Çünkü dersi keseceğim. Derste Risale-i Nur okunur, medih edilir, Havadis-i Nuriye'den bahsedilir. Bunun haricinde her türlü menfi, günlük, siyasi, içtimai meselelerden bahsetmek sadakatsizliktir, mesleki bid'attır diyor Zübeyir abi. Mesleki bid'attır diyor. Mesela bid'at. Rüştü abi...
sohbetler nasıl olmalıdır diye böyle bir toplama yaptı. Ve ondan sonra yukarıdan aşağı bir tabela yaptı. Her derse ne yazdı? Dediler ki tenkit o kadar cayip ki, eleştiri o kadar, yani tenkit etmek, eleştirmek asın belası, vebası, salgın hastalığı. Rüştü'nün beyanatı derlerdi. Abi kaçırdım ben. Ne yaptı Rüştü abi? Şey, Risale'den vecizeler. Risale'den vecizeler buldu. Nedir o? Tabii. Sohbet nasıl olmalı? Yani sıcak sohbetler olmalı ki. Sohbet mesela tavuk kuluçka oturur da yumurtayı ısıtır da o civciv çıkar ya. Eğer o sıcak ortam olmasa o çekirdek iyi bir yumurta da olsa şey olmaz. Civciv çıkmaz. Sohbetteki gaye Allah Resulü'nün sohbet arkadaşları sahabedinin kendisini ikram etmektir. Sohbet ikramdır. Sıcak ortam, o sıcak ortamda kişilerin ruhları, akılları, kalpleri, vicdanları gelişir. O sıcak ortam. Ama o mananın dışında işte dolar, dürür, dolu, şudur, budur. Hep çatışma şey. Hep böyle bir yarışma olur. Ya ona gitti, bana gelmedi. Ya hakikaten olacak. Bu sıcak bir ortam olmaz. İşte bununla alakalı. Rüştü abi sohbette nasıl olmalıdır diye. Herhalde bizim sitede var o tabela. Yukarıdan aşağı herkes okusun diye kapıdan girer girmez sağda. Müsbet sohbette nasıl olmalıdır? Ortasına diyor ki şu sohbet şekillerinden uzak durun. Rüştü Bey'in beyanatı. Böyle acayip yakışıklı şeyler. Risale'den bu şey yapıldı. Üstad yapmış, Zübeyir abi yapmış. Evet. Arkama levha yazılıyor, 5 maddelik. İşte, yani şu, bu sohbet, hatta Rüştü abi, şu ders salonu var ya şurası. Dersten sonra da dünyalıkları konuşturtmazdı. Dedi ki, sizin için, dünyalık için size arkada bir oda yaptım, orada görüşün dedi. Burayı telvis etmeyin dedi. Burayı pislemeyin dedi. Allah Allah, pislemeyin. Tabii anlayamıyorduk yani genç. Burayı pislemesinler diyor. Bu atmosfer temiz kalsın. Acayip. Devam ediyorum. Bitireyim. Size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Hayda. Bana çok dokunuyor. Bana ağır tabii bu. Meşrebime çok sık. Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Mümkün olduğu kadar. Fakat bu noktaya da dikkat ediniz. Fakat deyince insana dokunan. Bütün alimler de öyledir. Derler. Ve lakin dedikleri anda Poyraz'dan Lodos'a dönecek demektir. Şimdi fakat diyor bak. Ediniz. Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Öyleler niyeti halise ile girmese belki futur verirler. Eğer enaniyetli ve hot furuş ise Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar. Nazarlarını Risale-i Nur haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Arkadaşlar burası çok önemli. Mevzu bitiyor. Yani münasebet kuracağız. Hizmet adına gereken muamele yapacağız. Ama hususi dairemize, hatta hususi bu sohbetimize de, Şu anda hususi. Risale-i Nur'un zararına verecek. Böyle. Nedir o? Salabetlerini, metanetlerini kıracak. İlişecek. Sağlamlığımıza. Yani gelmiş İbrahim. Mesela vardı böyle. Ben bilerek söylüyorum. Dedi ki, sonra ortaya çıktı derste. Vakıfa diyor ki, bak diyor sen çok kabiliyetlisin diyor. Kuyumcu bu. Kuyum dükkanı değil. Kuyumculara kilo işi altın satan bu adam kapalı çarşıda. Bak diyor sen çok kabiliyetlisin, çok kaliteli ve güvenilirsin diyor. Dersten sonra söylüyor, sonra duyuyoruz. Vakıfa diyor. Eğer diyor uçacağın zaman, yani dershaneyi terk edeceğin zaman benim haberim olsun ha. Ben seni yanıma alacağım. Adamın iştahını açıyor. Rüştü abi bunu duyduktan sonra o zatı almadığını biliyor. Ona özel dedi ki sen buraya daha gelemezsin. Gerekçe de bu. Sen bunların iştahını açtın. Ya abi ben onu kastetmedim ya ben sahiplenmedim. Gelmeyeceksin dedi. Bitti. Yani bunu. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Diyor ki Risale-i Nur'un zararına şakirtlerinin sağlamlığını. Yani sağlam duruşlarını. Veya başkasını söyleyeyim. Mesela bana yaptıkları gibi. Abi
Sizi takip ediyorlar, fişliyorlar falan şey yapıyorlar. Felaket tellalları var ya, onları da yanınıza sokmayın. Felaket tellalları var ya. Neye benziyor cemiyete toplumda? Haber muptelalı, muptelaları var ya, kadın ve erkek. Habersiz yapamayın. Bunların hepsi istisnasız. Felaket tellalları. Falan yerde çocuk burnu kanadı. Falan yerde ayağı kırıldı. Falan yerde sivrisineğin kanadı şu oldu. Bir tane müsbet yok. Bunlar kendilerini cehenneme çevirdiler. Yanlarına oturursan seni de cehenneme çevirir. Haber muptelalarıyla oturmayın, felaket tellallarıdırlar. Bir de olumsuzluğu, suizanı, ümitsizliği, yeisi telkin edecek böyle tiplerle de yakın olmayın. Siz olun ama bu kardeşinizi bu konuda dinleyin. Ümitsizlik verirler. Yeis atarlar. Ama gitti ya işte Tayyip şöyle oldu da şöyle oldu da bu bitti. Siyasete de öyle. Tam anlatmasına bakarsan devlet bitti ya. Öyle bir şey yok. Nerede bitti? Bununla ait bir rüştah bir hadis zikrederdi. Derdi ki tamam her şey bitti. Tamam canım her şey bitti diyen diyor hadis var. Kendi bitti diyor. Öyle görür aynasıyla. İşte Risale-i Nur şakirtlerinin salabetlerine, sallaklıklarına ve duruşları olan metanetlerine ilişecek tarzda size bunlara zıt zarar verecek telkinleri, konuşmaları yapanlardan içinize sokmayınız. Niye? Sizi uyarıyor. Hayır, öyleler niyeti halisa ile girmese, niyeti halisa dahi olsa bize futur verirler. Gevşeklik verirler, ümitsizlik verirler, yeis aşılarlar, olumsuzlamayı gösterir. Devamlı olumsuz. Bu insanlar hiç böyle dolu tarafını görmez. Hep bardağın boş tarafını görür. Eğer enaniyetli ve hot vuruş da varsa, biliyor ya ben biliyorum falan müdürdür, şeydir. O sen ne olacak bu? Tefeviz etmemişsin. Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar. Yani bizim kuvve-i kutsiyemizi kırarlar. Herkesi almıyorum farkındasınız. Ben almıyorum, konuşmuyorum, konuşturmuyorum. Yani mesela dersten sonra da. Abi ya ne yapacağız ya falan bu ekonomi şey yapacak. Kardeşim git ya. Ders dinledim git ya. Aynı böyle şey gibi perşembe günü. Abi ne yapacağız ya nasıl davranıyor dolar. Ya kardeşim git ehliyle yarış ben bu işin konusunu söyleyeyim. Hadi git. Olumsuz. Niye biliyor musun? Ben onlara korkunç bir mikrop yayan diye bakıyorum. Ama bana sirayet etmesin. Olumsuz, yeis, ümitsiz, karamsar insanlar felaket telallarını yanınıza almayın. Sizi de öyle yaparlar, sirayet olur. Sigara içmesen bile, sigara için yanında otursan, yanılırsan sana da sindiği gibi. Bak felaket telallar olur. Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Metanet şu arkadaşlar. Sıkıntı olduğu zaman hapis olunca, şu olunca, hastalık olunca, olunca da olun. Ya ben tamam buraya kadar deyip de Kur'an'ın tabiriyle Bakara suresine topuklarımızın üzerinde geri dönmeyeceğiz. Ne olursa olsun birbirimizi terk etmeyeceğiz. Ne olursa olsun birbirimizi çabuk ve ucuza terk etmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Davayı terk etmeyeceğiz. Kendini terk etmeyeceksin. Gayeni terk etmeyeceksin. Hizmeti terk etmeyeceksin. Ne olursa olsun. Ha, bu metanettir. Çünkü az kaldı dişini sık. Zaten vefat edeceksin. Bu havalide hakikaten ümidimin fevkinde Risale-i Nur talebelerinden iki kahraman yetiştiler. Baba, oğul, Ahmet Nazif, Selahaddin. Bu iki zat Risale-i Nur'un neşinde 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. Görüyor musun adam? İki kişi ama 200 gibi hizmet etmiş. 200 kişi. Çokluk önemli değil. Öyle bir insan var ki görünmedikleri, metibata geçiyor değil mi? Görünmedikleri, görüşülmedikleri halde ehli imanın kuvve-i kutsiye, kuvve-i maneviyesine nokta istinat oluyor. Bak görünmedikleri görüşülmedi. İkide bir görüşüyor. Ha varlar yani. Orada birileri var yani. Var yani o hizmeti koruyorlar bekçiler yani böyle. Şey yapsa bile Çin'de dahi olsa görmese sizi böyle bilse
Böyle bir hizmette bulunan samimi kadın var bilse, o bize, o ona yetiyor. İmanı kurtulur. Ez cümle, birisi yani oğlu Kars'ta durup hem Van'a, hem Erzurum'a, hem Konya'ya, hem burada size leffen gönderdiği mektup girdi. Muhabereler ile tesirli bir surette çalışıyor. Tam bir Abdurrahman'dır. Kardeşini Said Nursi. Allah için El Fatiha. Canlı yayında olanların sorusu olan var mı abiler? Aleyküm selam Halis. Alim İsmet'den. Ha alim Halis değil. Evet abi. Abicim Allah razı olsun. Ya hani Arap'ın bir tanesi vardı. Şükran Koran diye bağırıyordu. Şimdi benim de öyle diyesim geldi. Ya. Hakikaten yani bu Korona şeyi de böyle bir çok kelime mütalaa etmeniz ne kadar hoş ya. Hem bize müsaade olmanız. Bak böyle oturdum burada. Çok şükür ya. Çok şükür. Mütalaanız çok güzel. Çok istifade ettim. Allah razı olsun. Abi. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Biz de biz vakıflarla müzakere ediyoruz. Aslında epey bir ara verdik müzakere. Ben bir şeydeydim. Karadeniz tarafında bir de Arnavutköy'e şey olmasın diye işçiliğimizi düşürelim diye vakıflar bayağı amelelik yaptılar. Hele Resuller falan İbrahim'le. Ondan dolayı müzakere bu mutalalarımız azaldı ama inşallah bundan sonra tekrar devam edecek. Çünkü ağır işlerimiz yok artık gibi değil mi? İnşallah. Bir pima penler takılacak. Ondan sonra. Şeye de ulaşmak isterim abi. Tarfal abinin o levhası dediğiniz yerden. Evet. Onu ben bir göndereyim. Vallahi böyle her dershane astırmıştı. Ama gizli bir el laikalarla ders yapmayı, müzakere yapmayı. Başka bir de o gizli el sol tarafımızdan arkadan Hizbul Kur'an'ı kapattı. Hizbul Kur'an 10-20 seneden beri bağırıyor. Elhamdülillah hemen hemen şu anda olmasa bile her dershaneye girmeye başladı. Oysa İstanbul plakası kaç abiler? 34. Emir Dabir 34. sayfada Hizbul Kur'an'ı söylüyor. Ne oldu? Evet. Şey diyecek ne? Burası şu diyor ya nazarlarını Risale-i Nur haricine çekip dağıtırlar. Ehli ilim ve ehli takva hani o dost gibi görünür içeri girdi. Nazarını Risale-i Nur haricindeki eserlere dağıtırlar. Bununla ilgili yine başka bir yerde. Bu çok önemli abi. Bu çok önemli. Niye durmadık? Burada mı okudun biraz önce? Burada abi. Şimdi biraz önce mi okudun ben? Oo çok acayip. Abi bunu çok aldanıyorlar yani. Yani işte, bu da hizmettir. Bu da güzel hizmettir. Bunu oku. Daha güzel mücadele edersin. Bu hizmeti mesela ben öyle bir zat kardeşim biliyorum ki bak değer veriyorum. Tenkit için değil. Çok değer verdiğim bir zat. Bana geçen dedi ki muhakematı ve Risale-i Nur'daki tabirleri dahi anlamam için diyor. Ne kadar dedi ya Allahu Alem 2 senede 50 bin sayfa Risale-i Nur haricinde kitap okudum diyor. 50 bin sayfa. Yani çok kitap okuyan birisi, seyahat ederlerken hiç yemek yemedim diyor uçakta. Hep bunları okudum. Felsefe, onu okumuş, her şeyi okumuş. Peki nereye götürür? Daha iyi anlarsın diyor. Tarihçede de var bu. Yani. 600 küsur sayfasında. Yani. Bunu okursanız diyor, tamam daha güzel. Oysa tam tersine, size doğruyu vererek diyor, zaten yanlıştan uzaklaştırmış. Yanlış öğrenmeye gerek yok. Bu yanlıştır. Gerek yok ki. Yanlışta o kadar var ki sonsuz. Bu doğrudur bitti. Gerisi yanlış. Kur'an'da da öyle. Şunlar nikah yapılamaz diyor sizinle. Mahreminizdir. 9 tane bundan. 9 tane de sütten. 18. Onun dışında oluyor nikah gibi. Ya şunlar olur mu bulan gerek yok. Ha gibi. İşte bu risale bu çok önemli. Bak orayı nasıl geçtik? Acele mi? Bununla alakalı bir mektup var abi istersen. O başka bir zaman doğrulayı da... Onu yapalım ya. Ayrı bir ders. Ha bugün ne günlerden abiler? Salı. Çarşamba. Yapalım ya. Ya onu o kadar önemli ki ya bak oraya nasıl geçti mi aklım gitti ya. Şu an zaten hani nazarlar biraz böyle sair eserlere dönmüş yani. Mesela Risale-i Nur sanki ülfet olmuş gibi böyle
sahir eserler okunuyor yani. Şey olur mu ya? Nerede geçti ya? Ben niye göremedim bunu? Abi bu... Nerede abi? Bugünkü dersimizde mi? Bu ikinci paragrafın son arka sayfa ikinci paragraf. Yani bu çevireyim mi? Son ha orası orası. İkinci paragrafın sonlarına doğru. Nazarlar. Lisan-ı Şakir demeden kırarlar. Nazarlar lisanın haricinde çekip dağıtırlar. Başka eserlere de çevirirdik. Bu 640 600 küsurun sayfa altarçıdı. Vay be. Ben bak bunu haricini çekip dağıtırlar. Kardeşim sanki bunu çözdüm de. Evet. Tamam. Ya kal şimdi vicdan projesine girdim. Hani biliyorduk ya vicdanı. Dima bitir çalıştık. 186 tane ders olmuş. Hepsi beher 3,5 saat, 3 saat en az. Dima en az 50 tane de ders var ki dima tamamen bitsin dışarı çıkartmaya. Vicdana girdim vicdana. Hani biliyorduk. Acayip. Yani risale niçin diyorum? Sanki risale haricinde onları okursak daha iyi anlarsın. Daha iyi anlamazsın. Perde gelir. 300 bin kitabı, 300 bin mi diyor? 300 cilt kitap mı diyor ustam? Hafızam ne var? 90 cilt kitabı. 90 cilt kitabı hafızasında var olan zat diyor ki, size bu kafi. Öz ya, öz. Hepsini biliyor. Onun dışında Kur'an'a vazifedarlığı cihetiyle. Ayrıca hikmet imani İlmi Kur'an'ı hikmet imani verildi bana diyor özel 24. sözde. Bana diyor özel verildi diyor. Asırda peygamber olması gerekirken tamirci peygamber yok ya. O zaman ilmi Kur'an hikmet imani verildi diyor. Ayrıyete. Çok tuhaf. Ve Risale'nin bütün meselesinin ismi azam cihetiyle izah ediliyor. Şuraya bak ya. Tamam bu Kastamonu imbik şey yapacağız. Bak ne kadar acayip bir şey ya. Bak ilgimi çünkü ben baklandım biraz ama bak geçti işte. Demek ki ilgimizi çekmesi lazım. Beraber müzakere etmenin güzelliği bu. El Fatiha.